Hoş geldiniz millet. Yeni bir karakter rehberi videosu ile karşınızdayım. Bugünkü karakter rehberinde Walter var. Özelliklerine geçmeden önce hikayesine bir göz atalım. Walter, canavarlara ve gizemli olan her şeye ilgisi olan bir izci çocuk. Çevresinde tam bu sıralarda dolanan gizemli söylentiler Walter'ın kulağına da gelmişti. Söylentilerden birinde gizemli bir radyodan ve o radyodan gelen sesten bahsediliyordu. Bir diğer söylentide ise ormanda dolaşan bir canavar hakkındaydı. İşte Walter'ı Constant evrenine çeken şey bilinmeyenin peşinden koşmasıydı. Walter ormanda dolaştığı söylenen gizemli canavar hakkında bilgi alabileceğine inandığı bir adamı ararken terk edilmiş bir kulübeye rastladı. Kulübenin sahibi buradan aceleyle ayrılmış gibi gözüküyordu. Tüm eşyalarını geride bırakmıştı. Bu eşyalar arasında hala çalışmayı sürdüren gizemli radyo da dahildi. Merakına hakim olamıyordu. Radyoya yaklaştı ve uzun süredir uykuda olan tuzağı harekete geçirmiş oldu. Walter artık Constant evreninde sıkışıp kalmıştı. Burada Wubby adında bir köpek ile arkadaş oldu. Walter bu gizemli köpek hakkında çok bir şey bilmese de onu bir gün ait olduğu eve götürmek için söz vermişti. Sonuçta izci çocuklar böyle yapardı. Walter'ın hikayesi bu şekildeydi. Şimdi bakalım nasıl özelliklere sahipmiş. Walter 130 cana, 110 açlığa ve 200 akıl sağlığına sahip. Walter tamamen korkusuz bir karakter. Canavarlardan ya da geceleri akıl sağlığı kaybetmiyor. Ayrıca akıl sağlığı düşüren eşyalardan ya da akıl sağlığı yükselten eşyalardan etkilenmiyor. Tabii ki bazı büyülü eşyalar Walter'ın korkusuzluğu karşısında durabiliyor. Dark Sword, Night Armor gibi büyülü eşyalar Walter'ın akıl sağlığını düşürebiliyor. Aynı şekilde amuletler, Belt of Hungers, Suicide Suit gibi büyülü eşyalar akıl sağlığını yükseltebiliyor. Anlık olarak akıl sağlığına etki eden şeyler Walter için de geçerli. Örneğin yerden topladığınız şeytani çiçeklerden ya da kötü etkili yiyeceklerden akıl sağlığı kaybedebiliyorsunuz. Küçük bir not, Walter wormhole'lerden akıl sağlığı kaybetmeden atlayabiliyor. Walter'ın en büyük dezavantajı ve zorluğu, canınız gittiği zaman akıl sağlığınız da gidiyor. Aldığınız hasarın 2 katı kadar akıl sağlığı kaybediyorsunuz. Ve eğer canınız full değilse akıl sağlığınız azalmaya devam ediyor. Eksik olan sağlığınıza bağlı olarak akıl sağlığı kaybetme hızınız artıyor. Walter'ın izci şapkası kafanızda takılı olduğu zaman hasar alırsanız akıl sağlığı kaybını yarıya kadar indiriyor. Ayrıca biraz da olsa sizi ıslaklıktan ve sıcaklıktan koruyabiliyor. Oyunun başında bu şapka ile başlıyorsunuz. Eğer tekrar yapmak istiyorsanız 4 adet örümcek ağı ile yapabilirsiniz. Walter taşınabilir kamp çadırı yapabiliyor. 1 adet uyku tulumu, 4 adet çubuk ve 2 adet ip ile yapabiliyorsunuz. Aynı normal çadır gibi geceleri uyuyup can ve akıl sağlığı doldurabilirsiniz. Walter çadırda uyurken açlığı diğer karakterlere göre daha yavaş azalır. Bu çadırı istediğiniz zaman söküp yanınızda götürebilirsiniz. 10 kez uyuma hakkınız var. Aynı Willow ve Wally gibi Walter da kamp ateşinde hızlıca yemek pişirebiliyor. Kendisinin favori yemeği Trail Mix. Normalde 12 açlık verirken Walter'a 27 açlık veriyor. 1 adet pişmiş birch nut, 2 adet yemiş ve 1 adet çubuk ile yapabilirsiniz. Birch nut bulmak için renkli ağaçları kesmeniz gerekiyor. Walter bir izci olduğu için ağaçlarla arası çok iyi. Çevresinde eğer ağaçlar varsa akıl sağlığı dolmaya başlıyor. Geceleri Walter kamp ateşine sağ tıklayarak hikayeler anlatabilir. Kendisi de dahil olmak üzere kamp ateşine yakın olan herkesin akıl sağlığını arttırmaya başlıyor. Walter oyuna envanterinde 1 adet sapan ve bu sapan için 10 tane cephane ve 1 adet izci şapkası ile başlar. Bu sapanın bir kullanım sınırı yok. Ayrıca sapan için farklı özellikli cephaneler üretebiliyorsunuz. Walter'ın cephanelerini üretebilmesi için sol taraftaki menüde özel bir sekmesi var. Cephane için kullandığınız her 1 adet malzeme size 10 adet cephane sağlıyor. İlk cephanemiz Pebbles. Bir tane taş ile yapabiliyorsunuz. Walter'ın en kolay ve en basit cephanesi bu. Bu cephane her saldırıda 17 hasar vuruyor. İkinci cephanemiz Gold Round. Bir adet altın kullanarak yapabilirsiniz. Bu cephane her saldırıda 34 hasar vuruyor. Üçüncü cephanemiz Marble Pellet. Bir adet mermer ile Alchemy Engine'in yanında yapabiliyorsunuz. Bu cephane her saldırıda 51 hasar vuruyor. Mermer toplamak için de haritanızda bulunan heykelleri kırabilirsiniz. Ayrıca mermer tohumu yaparak mermer ağaçları yetiştirebilirsiniz. Dördüncü cephanemiz Freeze Rounds. Bir adet Moonrock ve bir adet Mavi Cem ile Presti Hegitator'ın yanında yapabiliyorsunuz. Bu cephane hasar vurmuyor ancak hedefi dondurabiliyorsunuz. Moonrock bulmak için de meteor taşlarını, ay heykellerini ya da Lunar Adası'ndaki Shattered Spider Hole'larını kırarak elde edebilirsiniz. Ayrıca yine Lunar Adası'nda yerde birkaç tane olacak şekilde bulunuyor. Buradan da toplayabilirsiniz. Beşinci cephanemiz Slow Down Rounds. Bir adet Moonrock ve bir adet Mor Gem ile Shadow Manipulator'ın yanında yapabiliyorsunuz. Bu cephane 17 hasar vuruyor ve hedefin hareket hızını düşürüyor. Mor gemleri isterseniz kırmızı ve mavi gemleri birleştirerek yapabilirsiniz ya da mağaradaki ruinlere inip buradaki heykellerden, clock bishop'lardan veya sandıklardan bulabilirsiniz.
6. cephanemiz Cursed Round. 1 adet Tula Sight ve 1 adet Nightmare Fuel ile Ancient Pseudoscience Station'ın yanında yapabiliyorsunuz. Tula Sight'ları da yine buradaki ruinlerden toplayabilirsiniz. Bu cephane 51 hasar vuruyor, aynı zamanda gölgeden oluşan dokunaçlar çıkartıyor. Bu gölge dokunaçlar 34 hasar vuruyor. 7. cephanemiz Poop Pellet. 1 adet gübre ile yapabiliyorsunuz. Hasar vurmuyor ama size saldıran bir şeyin agrosunu bozuyor. Size saldırmayı bırakıyor. 8. cephanemiz Melty Marbles. Bu üretilemeyen bir cephane. Kazdığımız mezarlar, çöldeki tumbleweedler ya da yazları açılan Oasis çölündeki gölden bulabiliyoruz. Bu cephane 59 hasar vuruyor. Ve bizim can yoldaşımız Wobby'ye gelecek olursak aynı Chester gibi 9 adet slota sahip ve içerisine eşya koyabildiğimiz tatlı bir hayvan. Ancak Wobby'nin özel bir yeteneği var. 3 tane canavar eti yedirdiğiniz zaman kendisi büyüyüp kocaman oluyor ve üzerine binebiliyorsunuz. Bu şekilde oyunun başında haritayı hızlıca açabilirsiniz. Walter Wobby'nin üzerindeyken sadece sapan kullanabilir. Eğer Walter Wobby'nin üzerindeyken hasar alırsa Wobby Walter'ı yere atar. Bu sizleri yerden kalkıncaya kadar hasar almanıza sebep olabilir. Son olarak Walter'ın bir alerjisi mevcut. Walter'ın arılara karşı bir alerjisi var. Normal arılar, katil arılar, kraliçe arı hiç fark etmez. Hepsinden fazladan 10 hasar alır. Bu hasar normal zırhlar ile yok sayılamaz. Ancak arıcı şapkası sizleri koruyabiliyor. 8 adet örümcek ağı ve 1 adet ip ile arıcı şapkası yapabilirsiniz. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.